Merhabalar gençler, SML hocanız ben. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bölme konusunu işliyorduk sizlerle birlikte. İkinci partı bu. İkinci bölümündeyiz bölme konusunun. İlk videoyu izlediysen, biraz da mola verdiysen ikinci video ile devam edebiliriz. Bu partta çözeceğimiz sorular daha profesyonelce, biraz daha zor. Dolayısıyla algılarını açıp dikkatlice dinle ki bu konuyla alakalı kafanda soru işareti kalmaz. O halde başlayalım ilk sorumuza. 4 basamaklı bir sayı 131 ile bölündüğünde 112 kalanını veriyor. Yani 4 basamaklı bir sayım var benim ABCD diye. Ben bunu 131'e böldüğüm takdirde 112 kalanını elde ediyorum. Ve aynı sayıyı sevgili gençler 132'ye böldüğüm takdirde de 98 kalanını elde ediyorum. Şimdi 132 ile 131 arasında bir fark var. Dolayısıyla bölümlerinin yani şu kısmın birisi 112, birisi 98 olduğuna göre aynı olduğundan bahsedebilirim. Yani aynı adette var bunların içerisinde. Ardışık sonuçta birbirine çok yakın sayılar. Dolayısıyla bunların farkları ne? 112 ve 98. Bakın kalanların arasındaki fark ne arkadaşlar? 14. Şimdi aslında demek ki bunun bundan bir fazla olduğunu söyleyebiliyoruz ya. Demek ki ikisi de ABCD'nin içerisinde 14 defa yer alıyor. Yani şundan bahsediyorum. 131'i, şurası 14, burası 14 olduğundan bahsediyorum. 131'i ben 14'te çarptığım takdirde 4 kere 1, 4, 4 kere 3, 12 elde var. 1, 5 yapar. 524. 1 kere 131 de 131 yapar. Burayı bir toplayalım bakalım. 4, 3, 8, 1. 1834 yaptı. Kalan neydi? 112. Bir de bunun üzerine 112 ekleyeceğim. 112'yi de eklediğim takdirde 6, 4, 9, 1 yapar. 1946 şıklarda da var. Ama gelin bir de sağlamasına bakalım. Bakalım gerçekten öyle miymiş? 132 sayısını da 14'te çarpmış olsaydım. Çarpalım. 4 kere 132 de 528 yapacaktı. Şunun 4 fazlası. Bir defa daha çarparsam 132. Toplayalım. 8, 4, 8, 1, 1848 geldi. Bir de bunun üzerine kalanı yani 98 ekleyecektik. 98 daha eklersem ne olur burası? 6, 9, 4, 13, 14, 1, 9, 1, 1946. Demek ki gerçekten sayımız 1946'ymış sevgili gençler. Evet geçtik diğer sorumuza. Arkadaşlar diğer soruda şu kısımda hani 2 var ya onu 3 olarak değiştireceksiniz sevgili gençler. Yani burası x 43 y sayısı diyeceğiz. Tamam anlaştık. Şimdi x 43 y sayısı ve x 34 y 4 basamaklı sayıları sırasıyla 9'un a ve b katıdır. Buna göre a x b farkı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şöyle diyelim. X 43 y sayımız var elimizde. Bizde x 34 y sayımız var. Ben bundan bunu çıkarmak istiyorum. Y'den y çıktı 0. 13'ten 4 çıktı 9. 3'ten 3 çıktı 0. X'ten x çıktı 0. Demek ki biri diğerinden 90 fazla. Şimdi biri diğerinden 90 fazlaysa 9'un katı olarak düşündüğünüz zaman şu şundan 10 kat daha fazladır diyebiliriz. Yani şöyle diyelim. 9 kere 10. Yani burası eğer 9 kere 20 ise burası 9 kere 30'dur gibi. Hani 30 sembolik bir rakam. Dolayısıyla kaç katı 30, kaç katı 20? Aralarında ne kadar fark vardır? 10 fark vardır A ile B'nin arasında diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi geçtik 10. sayfamıza. 10. sayfada diyor ki bize bakın a ve n pozitif tam sayılar. A'yı n kareye böldüğümüz zaman bölüm n ve kalan 24 oluyor. Yukarıdaki bölme işlemine göre a'nın en küçük değeri kaçtır? Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Buradaki n kare dediğimiz bölen n kare 24'ten daha büyük olmak zorunda. N pozitif bir tam sayıdır unutmayın. Ve sonrasında ben neyi ne seçersem 24'ten büyük olur. Mesela 1 seçersem 1, 2 seçersem 4, 3'te 9, 4'te 16, 5'te 25. Bakın 25 24'ten daha büyüktür. Demek ki n'yi minimum kaç seçmem lazım? 5. Demek ki ben a'yı aslında 25'e bölmüşüm. Burası 5 olmuş, burası da 24 olmuş diyeceğim. O halde 5 kere 25, 125 artı bir de bunun üstüne 24 eklerim. Cevap ne olur? 149 olur. Yani cevabımız Bursa seçeneğiymiş diyebiliriz. 10. sayfamızı da hallettikten sonra geçtik 11. sayfamıza. A ve n pozitif tam sayılar. A'yı 35'e böldüğümüz zaman burası x, burası x kare oluyormuş. Yukarıdaki bölme işlemine göre a'nın en büyük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir kere x kare dediğimiz kalanın 35'ten daha küçük olması lazım.
En büyük değeri sorulmuş. O zaman ben x kareyi olabildiğince yüksek seçeceğim. 35'ten önceki karesel sayı kaç? 25. Demek ki x'i kaç seçmem gerekiyormuş? 5. Yani a'yı 35'e böldüğümüz zaman burası 5 oluyormuş, burası 25 oluyormuş. 5 kere 35 kaç yapar? 175 yapar. 175'in üzerine de 25 ekleyeceğiz ki cevabımız ne olacak? 200 olacak. Yani cevap Denizli seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim. Bir diğer sayfama, 12. sayfadayım. 8 faktöriyel artı 15'i 7 faktöriyele böldüğümüz takdirde burası x, burası y geliyormuş. X ile y'nin toplamı nedir diye soruluyor. Şöyle diyelim. 8 faktöriyel artı 8 faktöriyel artı 7 kere 2 artı 1 diyelim. Sonuçta şurası 15 yapar değil mi? Ben bunu 7 faktöriyele böleceğim. 7 faktöriyele böleceğim. Şimdi bir kontrol edelim. Bir bakalım. 8 faktöriyel 8 parantezinde 7 faktöriyel 7 parantezinde 7 faktöriyel var ama değil mi? Vazgeçtim. Sağ tarafı birden 7 diye gördüm. Burayı vazgeçtim arkadaşlar. Şöyle yapalım. 8 faktöriyel artı 15'in içerisinde kaç tane 7 faktöriyel vardır diye sorduğumuz zaman 8 defa vardır. 8 kere 7 faktöriyel kaç yapar? 8 faktöriyel yapar. Sandığımdan daha basit oldu soru. 8 faktöriyel artı 15'ten 8 faktöriyeli çıkardığımız zaman burası kaç olur arkadaşlar? 15 olur. Şimdi 15 7 faktöriyelden daha küçük bir sayı olduğu için bölme işlemimiz bitti. Ve arkadaşlar şurada 8, burası 15. X ile Y'nin toplamı sorulmuştu. Cevap 23'tür diyebiliriz. Daha basit oldu soru. Diğer türlü ben sanki yanlış yolda ilerliyordum gibi hissettim. Bakalım. Şimdi geçtik son yaprağımızdaki 13. sayfamıza sevgili gençler. 13. sayfadaki tek soru var. O da Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan aldığım bir soru. PVR iki basamaklı sayılardır diyor. Bakın iki basamaklı olması önemli. PVR sağında bulunan sayılardan yalnız bir tanesine bölünebildiğine göre. Mesela 15'e bölünüyorsa başka hiçbir şeye bölünmeyecek. Buradaki 15'e bölünüyorsa başka hiçbir şeye bölünmeyecek gibi. P artı R toplamı en çok kaçtır diye soruluyor. Ve iki basamaklı olacak. Şimdi şöyle diyelim. 15'in 100'den önceki en büyük katı nedir? 90. Ama bu 90 30'a da bölünüyor. Bir önceki nedir? 75. Bu olabilir ama biz fazlasını arıyoruz. 18'in 100'den önceki en büyük katı nedir? Gene 90. 30'a da bölünüyordu, 18'e de bölünüyordu. Peki bundan önceki nedir? 72. 75 varken 72'nin ne ettiğini? 19'un 100'den önceki son katı 95. 95 burada 15'e, 18'e, 22'ye, 30'a da bölünmüyor. 95 gayet mantıklı gibi duruyor şu an. 22'ninki 88 olmuyor zaten. 30'unki 90 olmuyor zaten. Demek ki 95'miş. P'yi ben 95 seçebilirim. En çok istediği için. Bu bir. İkincisi R'ye bakalım şimdi. 8'in 100'den önceki son katı 96. Değil mi? Peki bu 96 24'ün de katı. Demek ki 96 olmuyor. Bundan önceki 88. 88 22'nin katı. Bundan önceki 80. 80 de yüksek olduğu için gayet tutuyorum. 15'in katı 90 ama 30'un da katı olmadı. Bir küçültürsek 75 ama 80'den daha küçük oldu. Demek ki burayı almayacağız. 22'ninki 88 ama 8'e de bölünüyor. 88'den 22'yi çıkarsam 66 bu da olmaz. 24'ünki 96 dedik. 96 8'e de bölünüyor. Dolayısıyla sevgili gençler 24'ten bir önceki nedir? 72'dir. 72 80'den küçük. Bu da gitti. 30'un katı 90'dır. 90 15'e de bölünüyor. 30 çıkardım. 60 da 30'un katıdır ama bu da olmuyor çünkü 80'den daha küçük. Demek ki buraya seçeceğim sayı da 80'miş. Birisi 95, birisi 80 iken toplamları kaç yapar? 175 yapar. Demek ki cevabımız C seçeneğiymiş diyeceğiz. Sevgili gençler güzel soruydu. Geçtik 14. sorumuza. A, B, C ve D, D, D 3 basamaklı sayılardır. A, B, C'yi D, D, D ile çarpmış. Bakın bunlar çıkmış. Çarpma işleminde her nokta bir rakamı gösterdiğine göre A artı B artı C artı D toplamının değeri hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi uzun uza diye düşündüğün zaman çok da fazla yorum yapamıyorsun. Tamam? Yani yapamazsın da. Yani acaba kaç kere D 2 yapar, kaç kere bilmem kaç burası yapar, acaba bu sıfır nereden gelmiş falan diye düşünürsen burada 1'i 2'yi 0'ı 3'ü vermesinin bir sebebi var. Şu. Şimdi sen D ile burada ABC'yi çarptın, şuraya yazsın. Burada da D ile ABC'yi çarpıp burayı yazsın. Yani aslında burası da 1'miş, burası da 2'ymiş. Aslında burası da 1'miş, burası da 2'ymiş. Çünkü burada da D ile ABC'yi çarpıyorsun. Şimdi madem öyle,
Buradaki 1, 3 demek ki şurası 0 olacak. Demek ki burası 3, demek ki burası da 3 ve 0 olacak. Yani hepsi 1302 çıkacakmış arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir durum var tabii. Demek ki ABC ile D çarpıldığı zaman 1302 gibi bir sonuçla karşılaşıyormuşuz. Ve burada D'nin ben rakam olduğunu biliyorum. Şimdi D 1 olamaz. D 1 olursa bir kere ABC 4 basamaklı sayı yapmaz zaten. Burası çift olduğu için D 2 olabilir. Burası 2 olursa arkadaşlar 1302 diyor ya. Burası ne olur? 651 olur. Şimdi bu ABC, bu da D olabilir. Peki 3 ile bölünür mü? 3 ile bölünür. 3'e böldüğümüz zaman da 431 kaldı 4. 434 çarpı 3 olur. Ama burada ABC sayısı denmiş. Burada AB, CA ile aynı olmuş olur. Yani ABA sayısı olmuş olur. Bu olmaz. Peki 4'e bölünür mü? 4'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 6'ya bölünür mü? Bölünür. 1302 sayısı. 1302'yi 6'ya böldüğümüz takdirde 2, onun içerisinde bir defa var. 42'nin içerisinde 7 defa var. 217 kere 6 da olabilir arkadaşlar. Burası. Hepsi 1302 yapar. Peki bu da olabilir dedik. Başka bir şey. 7'ye bölünür mü? Bakalım. Bölünür. 13'ün içerisinde bir defa. Geriye kaldı 6. 60'ın içerisinde 8 defa. Geriye kaldı 4. 42'nin içerisinde 6 defa. Ve burası da 7 olacak. 186 kere 7 de 1302 yapıyor. Peki 8'e bölünür mü? 8'e arkadaşlar bölünmüyor. 9'a zaten bölünmüyor. Sadece bunlar olabilir. Şimdi A, B, C dediklerimiz şunlar. D dediğimiz de bu. Bunların hepsinin toplamına bakacağız. Şurası olmuyor demiştik zaten. Neden kaynaklı olmuyor? 4 ve 4'ten kaynaklı olmuyor. Şimdi 6 ile 5 ekle 11. 1 daha 12. 2 daha 14. Toplamı 14 olabilirmiş. Şıklarımızda var zaten. 2, 1 daha 3, 7 daha 10. 6 daha 16. 16 var mı? Yok. 1, 8, 9, 6 daha 15, 7 daha 22 varmış şıklarda. Bu da yok. Demek ki cevabımız 14 olacak sevgili gençler dedik. 15. sayfamızdayız. Tek bir sorumuz var. Güzel ve sağlam bir soru. Dikkatli demeni tavsiye ediyorum. X, Y, 2 basamaklı bir sayı olmak üzere. 3 sayısı x küp eksi 2'si tam böler diyor. Bu arada şu ifade arkadaşlar. Bakın x, y diyorsak x, y'yi tam böler manasında okuyoruz bunu biz. Tamam mı? Sen de bu şekilde okuyacaksın. 3 x küp eksi x'i tam böler demişim. X bir rakam sonuç olarak. Ben bu x küp eksi x'i çarpanlarına ayırırsam x parantezini aldım. X kare eksi 1 gelir. Bu x kare eksi 1'i de 2 kare farkıyla açarsam x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 yapar. Şimdi bakın. X eksi 1. 1 ekle x. 1 ekle x artı 1. Bunlar ardışık 3 tane rakam mıymış aslında? Ya da ardışık 3 tane sayı mıymış? Evet öyle. Şimdi madem öyle. Ben ardışık 3 tane sayıyı söylediğim zaman herhangi ardışık 3 tane sayı söylediğimde bunlardan bir tanesi mutlaka 3'ün katı olmak zorunda. Rastgele kafanda söylemese ardışık 3 tane. 100, 101, 102. 102 3'ün katıdır. İşte ne bileyim 1999, 2000, 1999, 2000, 2001. 2001 3'ün katıdır. Bu şekilde arkadaşlar rastgele 3 tane ardışık sayı söylediğiniz zaman mutlaka bunlardan bir tanesi 3'ün katı olmak zorunda. Dolayısıyla bunların çarpımı da 3'ün katıdır ve 3 bu sayıyı böler. 2'ye bakalım. 7x artı 2'yi ve 7y eksi 2'yi bölüyorsa 7x kare eksi y kareyi de böler demiş. Şimdi 7x artı 2'yi ve bu 7 y eksi 2'yi tam bölüyorsa o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ben x artı 2 ile y eksi 2'yi toplarsam da 7 bunları böler. Yani 7 x artı y'yi de tam böler. Demek ki ayrı ayrı x de y de 7'ye bölünüyormuş gibi düşünebiliriz. Yani x de y'nin toplamı bölünüyorsa. O zaman toplamları yani aslında o şekilde düşünemeyiz ama toplamları 7'nin katıysa farkları da 7'nin katıdır diyebiliriz. O halde gençler 7 x eksi y'yi de tam böler diyelim. X artı y'yi ve x eksi y'yi tam bölüyorsa çarpımlarını da tam böler. Yani 7, 7, x artı y çarpı x eksi y'yi de tam böler. Ki x eksi y zaten burada 7'ye tam bölünmese bile burası 7'nin katı olduğu için ikisinin çarpımı da 7'nin katıdır. Dolayısıyla 7, x artı y ile x eksi y'nin çarpımı kaç? X kare eksi y kare. X kare eksi y kareyi de tam böler. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncül ise bu x, y 2 basamaklı sayıydı ya. Burayı 10x artı y diye çözümleyebilirim değil mi ben basamak analizinden? 4 demek ki 10x artı y'yi tam bölüyormuş. Arkadaşlar bu 10x artı y'nin içerisinde 8x artı 2x artı y desek biz buraya.
Bu 4 dediğimiz sayı zaten şurası 8'in katı olduğu için 4'ün de katıdır. Demek ki zaten burayı tam bölüyor. Burayı tam bölüyorsa burayı da tam bölmek zorundadır deyip 4 böler 2x artı y de diyebilir miyiz arkadaşlar? Vallahi deriz. O halde cevabımız ne olur? Edirne seçeneği olur diyebiliriz sevgili gençler. Diyelim ve geçtik 16. yani son sorumuza, son sayfamıza sevgili gençler. A kabında 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış 50 tane top vardır. Burada 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış 50 tane top var. Diğer kaplar boş arkadaşlar. Kerem numarası 3'ün katı olan topları A kabından B kabına atıyor. Numarası 3'ün katı olan toplar. Ne vardır? 3 vardır, 6 vardır, 9 vardır, nokta nokta nokta. En son 50'den önce 3'ün katı olan sayı ne var? 48 var. Onu da atıyor. Selim sonra numarası 4'ün katı olan topları da B kabından C kabına atıyor. Yani arkadaşlar buradaki toplarımızın hepsi de 3'ün katıydı. Numarası 3'ün katı olan topları A'dan B'ye atıyor ya. Daha sonrasında numarası 4'ün katı olan topları da B'den C'ye atıyor. Yani hem 3'ün katı olacak buradakiler zaten. Hem de bir de bu 3'ün katlarından 4'ün katı olanları alıyor C'ye atıyor. Ya 3'ün katı artı 4'ün katıysa ne olur? 12'nin tam katı olmaz mı? Şimdi burada ne var o zaman? 12 var, 24 var, 36 var, 48 var. Demek ki buradaki siyahla yazdığım sayıları buraya gönderiyoruz sevgili gençler. Buna göre son durumda A ve B kabında toplam kaç tane top vardır diye soruluyor. Şimdi 50'den önce 3'ün katı olan kaç tane sayı var? 16 tane. Buraya ben 16 tane top yığmıştım. O 16 tane topun bakın 4 tanesini bu tarafa attım. Burada kaç tane top kaldı? 12 tane top kaldı. E ben 50 tane top varken 16 tanesini buraya almadım mı? 16 tanesini buradan buraya almadım mı? Aldım. O zaman burada kaç tane kaldı? 34 tane. E burada 12 tane kalmıştı. 34, 12 daha. Toplamda sevgili gençler 46 tane top A ve B kapındaki toplam top sayısıdır diyebiliriz. Güzel sorulardı. Özellikle bu yapraktaki sorular güzel sorulardı. Şimdi hemen matematiğin ilacı. Kendi seçtiğin kaynak buralardan bölme ile alakalı soruların hepsini tüketiyorsun. Tükettikten sonra ise bölünebilme videosunu izliyorsun. Bölünebilme videosundan hemen sonra da gene bu sefer de gene matematiğin ilacı ve kendi seçtiğin kaynaktaki soruları çözüyorsun. Yaklaşık bir hafta veya 2 hafta sonra programı biraz değiştirebilirim. Çünkü senin için konular yığılıyor. Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan verdiğim ödevi sen 10 gün gibi kısa bir sürede yapamayacaksın gibi duracak. Dolayısıyla programı birazcık değiştirebilirim. Haberin olsun. Bu program değişikliğinde de sana Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerini yapman için ve matematiğin ilacı ve kendi seçtiğin kaynaktaki yapamadığın yerleri çözebilmek için ekstra süre tanıyacağım. Ve o sırada da size gelecek haftaların videolarını da çekmiş olacağım tabii. Programı değiştirirken gene program 31 Aralık'ta bitecek şekilde ayarlayacağım. Merak etmeyin. Yani programın bitiş süresinde bir sıkıntı olmayacak. Dolayısıyla arkadaşlar sizlerin buralardan soruları çözdükten sonra bu konularla alakalı hiçbir şekilde problem yaşamayacağınıza adım kadar eminim. İnşallah anlamışsındır, inşallah anlatabilmişimdir. Ben anlattığımı düşünüyorum, anladığını da düşünüyorum. Dolayısıyla bir sıkıntımız yoktur. Umarım diyelim ve videoyu noktalayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda yani bölünebilmede görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.